It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, oh, oh. Gönül Bey'den selamlar dostlarım. Bugün sizinle birlikte aklıma gelen bir konuyu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kıyafetlerimi giyindim. Aslında ağırlığım da bitmişti. Bugün bacak antrenmanı çalıştım. Ve hayat enerjim büyük bir çoğunluğu çekildi şu anda. Bacak antrenmanlarım yoğun geçtiği için o günlerde genelde video çekmemeye çalışıyorum. Hani biraz daha size karşı pozitif olabilmek için. Şimdi dostlarım, bu videoda size kol kasınızı geliştirme üzerine edindiğim tecrübeleri elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili yaptığım araştırmalar oldu ve bu araştırmalar doğrultusunda en basite indirgeyecek şekilde bunları size elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dostlarım, bununla ilgili 5 temel ilkem var benim. Bunları size anlatayım. İlk olarak direnç yoğunluğunuzu arttırmak, ikincisi statik beklemeler, üçüncüsü negatiflere daha fazla yoğunlaşmak, ondan sonra yüksek pozitif tekrar ve son olarak ağırlıklarınızı arttırmanız ve de set türlerinizi değiştirmek dostlarım. Şimdi neden bu videoyu size çekiyorum onu anlatayım. Kolla ilgili birçok yorum geldi. Belki vücudumda diğer bölgelerime göre genetik olarak veya gelişme düzeyi olarak kol daha ön planda olmuş olabilir dostlarım. Ben bu videoda size elimden geldiğince nasıl bir antrenman rutini izledim ve mantığım nasıl bunu anlatmaya çalışacağım. Sonra sağda veya solda belki de videonun sonunda kendi işte ön kol arka kol çalışma antrenmanımı koyacağım. Bunları deneyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Elimden geldiğince de zaten tüm yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi antrenmanın mantığını anlatmaya çalışacağım size. Sonra ben konuşurken bir yandan hareketleri göstereceğim ve en sonda hareketlerin hepsini sırayla gösterip isimlerini yazacağım. Hem aklınıza daha iyi oturur. Video aklınıza geldikçe de antrenmanınızda bu tür egzersizlere de daha fazla yoğunluk verebilirsiniz diye düşünüyorum. Direnç süreniz neden çok önemli bunu anlatayım. Antrenmanlara başladığınız zaman belli bir süre adaptasyon süreci dediğimiz olay var. Bu adaptasyon sürecini nasıl hızlı bir şekilde devam ettirebilirsiniz? Beslenmenize, uyku düzeninize ve antrenman programlarınıza nizami bir şekilde gittiğiniz zaman sizin için bu adaptasyon süreci daha hızlı bir hal alacaktır dostlarım. Ve ayrıyeten bu direnç süresi olayı da adaptasyonunuzla doğru orantılı olarak etkilenecektir. Yani vücudunuzun ağırlıklara karşı tepkisi ve daha sonrasında da yüklendiğiniz ağırlıklara hakimiyet gitgide artacaktır. Vücudunuz bunlara karşı alışkanlık gösterdiği için zaman içerisinde de ağırlığı yükseltmenizi öneriyorum. Bu direnç olayı vücudunuz için önemli. Bu süreci daha iyi bir hale getirmek için sürekli bir antrenman rutinimizin olması, vücudumuzu bu adaptasyon sürecinden çıkartmamız gerekiyor. Diğer önemli bir madde statik beklemeler. Statik beklemede dostlarım, kaslarınızın hasara en uygun bir şekilde ulaşabilmesi için pozitif tekrarla negatif tekrarın orta olduğu bir noktayı seçip en çok nerede zorlanıyorsunuz orayı belirledikten sonra kasın strese maruz kalması, bu olabildiğince sizin vücudunuzu geliştirmek için önemli. Dostlarım, statik beklemeleri ne kadar iyi yaparsanız kaslara uygulanan şiddet, hasar o kadar fazla olur ve bununla doğru orantılı olarak vücudunuz gelişmeye başlar. Yani biceps curl yapıyorsunuz. Zaten dediğim gibi en sona hareketleri koyacağım ve ben konuşurken de hareketlerden kesitler eklemeye çalışacağım. Biceps curl koyduğunuz zaman dostlarım, ağırlığı kaldırırken en çok yoğunluk nerede? Burada mı, yukarıda mı ya da aşağıda mı? En çok yoğunluk tabii ki de dostlarım ağırlığı tuttuğumuz negatif ve pozitif tekrarın orta noktası olur. Genellikle burada biz ağırlığa yükleniyoruz ve böyle bekliyoruz. 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye bunları zaman içerisinde kendi antrenman programınıza göre düzenlemeyi öneriyorum. Ondan sonra size tavsiyem statik beklemeniz biter bitmez pozitif tekrarlara yüklenmek. Üçüncü maddemiz ise negatiflere yönelmek. Negatif tekrarı denediğiniz zaman düşük kilolarda bile negatif tekrarın sizin kollarınızı ne kadar çok yorduğunuzu veya çalıştığınız bölgeyi ne kadar çok yorduğunu fark edeceksiniz. Biceps, triceps antrenman türümünde en sona atacağım zaten. Oradan da detaylı bir şekilde antrenman programımı inceleyebilirsiniz. Kendi antrenman programlarınızda da bunları ekleyebilirsiniz. Yani ağırlığı kaldırmanız sizin pozitif tekrardır. Ağırlığı yavaşça indirmeniz veya hani ağırlığı direkt indirmeniz negatif tekrardır. Sizin burada yapmanız gereken ağırlığı indirirken ağırlığa hakimiyet kurmak. O yüke karşı hakimiyet kurduğunuz takdirde ağırlığın kasa uygulanan hasarı daha yüksek olacak. Nasıl yani? Bunun mantığının biraz daha anlaşılması için görsel olarak en kolay olan hareketten elimden geldiğince size anlatmaya çalışıyorum. Ağırlığı kaldırdığımızı varsayalım. Ağırlığı kaldırdıktan sonra bu pozitif tekrar yaptıktan sonra ağırlığı yavaşça indirmek.
Yani kasa uygulanan şiddeti arttırmak. Biz bunu yaptığımız zaman hem hakimiyetimiz daha fazla oluyor, kasımız, çalıştığımız bölgemiz daha yoğun bir şekilde o kas grubu hedeflemiş oluyoruz. Bu sadece kolda geçerli değil. Ben size bu anlattığım yöntemleri göğüs, sırt, omuz, bunlarda da tabii ki bacak, her türlü sağlayabilirsiniz dostlarım. Dördüncü olayımız yüksek pozitif tekrarlar. Yani bunu olabildiğince yoğunlaşıyorsunuz. Negatife çok fazla yoğunlaşmadığımız için hareketi hala devam edebilecek gücümüz kendimizde var. Bu da kas çekirdeklenmesi için oldukça önemlidir. Set sonlarınızda bunu genelde tavsiye ediyorum. Ya belirli bir ağırlığı seçersiniz veya drop set yaptığınız zaman ağırlığı gitgide düşürüp tekrar sayınızı arttırarak da bunu yapabilirsiniz. Ağırlığın negatifinden çıkıp, bu yoğunlaşma sürecinden çıkıp daha hızlı tekrar yapıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde de vücudumuzu olabildiğince zorluyoruz. Çünkü negatifi yoğunlaştığımız zaman, örnek veriyorum, antrenmanınız bitmek üzere, siz yorgunsunuz. Kollarınız artık o ağırlığa hakimiyet sağlayabilecek düzeyde olmadığı için sizin ağırlığı dengelemeniz formunuzu bozmanızla eşdeğer olacak. Biz burada ne yapıyoruz? Dik vücut formumuzu bozmamamız gerekiyor kesinlikle. Ağırlığı kaldırıyoruz. Kaldırmaya devam ediyoruz. Ama negatifine yoğunlaşmadığımız için kollarımızdaki pozitif tekrarı hala avantajlı bir şekilde getirip harekete devam ediyoruz. Son olarak da ne tabii ki dostlarım, ağırlığı yükseltmek ve set sayılarıyla vücudunuzu şoklamak. İnternette görmüşsünüzdür dostlarım. Pilot evresinden çıkmak istiyorsanız ağırlığı üstten al. İşte overhead hareketleri yap, rope'la şu hareketi yap, cable'la şu hareketi yap, dumbbell'la kör yaparsan, hammer kör yaparsan, oturursan, şu bu olursa vücudun pilot evresinden çıkar. Dostlarım, bu mantık doğru değil. Siz vücudunuzdan pilot evresinden çıkartmak istiyorsanız ağırlığı arttırmanız gerekiyor ve set sayılarınıza yüklenmeniz gerekiyor. Yani piramit set yapıyorsanız drop set, ağırlığı gitgide yükselteceksiniz. Belli bir ağırlıkta sabit tutup tekrar sayınızı arttırmaya çalışacaksınız. Vücudunuzu bu sayede şoklarsınız. Ha, bu kesinlikle hani gidip rope yapmayın, cable yapmayın gibi bir anlam yok. Antrenmanınızı zevkli hale getirebilirsiniz. Sonuçta formu düzgün olduğu şekilde aşağı yukarı benzer mantıkta çalışıyor. Sizin burada yapmanız gereken antrenmandaki ağırlığı yükseltmek, set tekrarlarınızı değiştirmek, en sonunda dediğim gibi bu beklemeleri, statik beklemeleri, negatif yoğunluklar, size bahsettiğim maddelere, bu 5 maddeye de önem vermeniz dostlarım. Bunlara önem verdiğiniz zaman doğal olarak vücudunuzu ciddi anlamda geliştirebilirsiniz. Ben bunları nereden öğrendiğime gelecek olursak dostlarım, benim ağırlık salonunda 4. yılım ve sporla ilgili 14. yılım. Hani Goril Bey kimdir diye bir video yapacağım zaten size. Orada kendim elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım ve sürekli bir şeyleri araştırıyorum. Hani sabit bir fikirde kalmıyorum. Sadece salonda bir senemi ben vücudumu tanımaya verdim. Ve vücuduma göre, vücudumun bana verdiği tepkiye göre ben kendi antrenman rutinimi oluşturdum. Bu sayede ne bir supplement ihtiyacım kaldı, ne de kimyasal benzeri bir ürünler kullanmama gerek kaldı. Benim için öncelik sağlık. Yani şu da bir diğer nokta dostlarım. Supplement karşıtı bir insan değilim. Sadece kullanılmadan da bu sporun yapılabileceğini gösteriyorum. Tabii ki zaman ayırmanız gerekiyor. Mentalitenizi buna odaklamanız gerekiyor. Bu takdirde istedikten sonra her türlü bu sporu yapabilirsiniz. Ve dostlarım, sert pozitif tekrarlardan, setlerden, ağırlıktan bahsettikten sonra son olarak kısaca özetleyeyim dostlarım. Bu önemli maddelerin yanı sıra tip 1, tip 2 AB kas gruplarınızı hedeflemek için çok tekrarlı, az tekrarlı, yüksek ağırlıklı, drop setli, piramit setli ağırlıklara yönelmeniz ve bunun üzerinde çalışmanız gerekiyor. Bu size kasa uygulanan maksimum hasarı verdiği için gelişmeniz için de büyük bir artı sağlayacak. Tabii ki bu süreçte beslenmeden tutun uyku düzeninize kadar her şeyin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bunlara da uymanız gerekiyor. Zaman ayırdıktan ve gerçekten istedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Benim size tavsiyem bunlar. Umarım beğenirsiniz ve denediğiniz zaman verim alırsınız. Çünkü bununla ilgili gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Antrenman programlarımı deneyip verim alanlar ve vücudunu hiç görmediği bir evrede görüp bana fotoğraf atan dostlarım oldu. Onlara tek tek teşekkür ediyorum ve hepsine elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Umarım sorduğunuz sorulara cevap verebilmişimdir dostlarım. Çünkü bana daha çok sorulan sorular üzerinden bu videoyu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan soruları da aşağı yorum şeklinde yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kol videomu ya videonun en son kısmına koyarım ya yukarıda bir yerde şu iyili bir şeyler çıkıyor ya, bilgi veriyor. Orada koyarım dostlarım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Goril Bey'den selamlar. Show you.